Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle TYT ile tercih yapacak olan öğrenciler, 2 yıllık bölümleri tercih edecek, tercih yapacak olan öğrenciler nelere dikkat etmeli, kendilerini 2 yıl sonra ne bekliyor arkadaşlar, DGS nedir ve bu gibi bölümlerle hukuk, mühendislik gibi bölümler kazanılabilir mi? TYT ile hukuk, mühendislik kazanılabilir mi arkadaşlar? Bunları değineceğiz, bunları anlatacağız. Şimdi arkadaşım, YKS puanın iyi gelmedi. Diyelim ki 4 yıllık bir bölüm yazamıyorsun. Üzülmeyeceksin. Neden? Çünkü bunun başka bir yolu da var. 2 yıllık güzel bir bölüm yazarsan hemşirelik yazabilirsin, adalet yazabilirsin, mühendislik yazabilirsin. 2 yıllık mühendislik bölümleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunları yazdın diyelim. Sonra ne olacak biliyor musun? 2 yıl sonra bu bölümlerden mezun olacaksın. Sonra DGS sınavına gireceksin. Yani ben size aşamalarını anlatıyorum arkadaşlar. Bu sene zaten sen diyelim ki tercih yapmazsan bir senen zaten yine gidecek. Yani sen bir sene boyunca yine ders çalışmak zorunda kalacaksın. Bunu yapma diye. Bunu yapma. Yani 2 yıllık bölümlerde de çok güzel bölümler var. Bunların geleceği var. 2 yıl sonra DGS sınavına girersin, kazanırsın ve bunu 4 yılla rahatlıkla tamamlayabilirsin. Bu şekilde arkadaşlar bunu anlatıyorum ben size. Şimdi girdin, hukuk, adalet okudun. Adaletten sonra 2 yıl sonra mezun oluyorsun, DGS'ye giriyorsun. DGS'den hukuka tamamlıyorsun bu şekilde. Veya 2 yıllık bir mühendislik okuyorsunuz arkadaşlar. Elektrik, elektronik gibi, ondan sonra DGS'ye giriyorsunuz. Bunu 4 yılla tamamlıyorsunuz. Veya 4 yıllık hemşirelik kazanamadın ama 2 yıllık kazandın, anestezi kazandın, odiyometri kazandın. Yani aklınıza gelebilecek birçok bölüm arkadaşlar 2 yıllık bölümlerde, sonrasında bunları 4 yılla tamamlayabiliyorsunuz. Mesela tıp hariç, buna benzer birkaç tane bölüm hariç kalanlarının çoğunu zaten 4 yılla rahatlıkla tamamlayabiliyorsunuz. Sonra 2 yıl sonra mezun oldun, DGS'ye girdin. DGS nedir diye soracak olursanız arkadaşlar, bununla ilgili ayrıntılı bir video zaten çekeceğim. Ama DGS 120 tane sorudan oluşuyor. Bunların 60 tanesi matematik, 60 tanesi Türkçe. Matematik soruları sizin TYT sorularıyla birebir aynı arkadaşların, çok bir farkı yok. Sadece biraz mantık soruları daha ağırlıkta ama zorlukları hemen hemen birbirine çok yakın. Türkçe sorularını zaten biliyorsunuz. DGS'ye giriyorsun, 60 tane matematik var, 60 tane Türkçe var. Mesela diyelim ki mühendislik istiyorsun. 60 tane matematikten 40 tane yaptığın zaman birçok mühendislik sana rahatlıkla geliyor. Veya hukuk istiyorsun. Yani normal şartlarda sen hukuk kazanamayabilirsin. Yani şu an çok yüksek puanlar istiyor. DGS'ye girersin, adalet okursun. Ondan sonra 60 tane Türkçeden 50 tane, 60 tane matematikten de 30 tane yaptığın zaman 80 tane netle çok rahat hukuka geçebilirsin. Yani Marmara hukuk kazanabilir misin? Şu an kazanamazsın. İstanbul hukuk kazanabilir misin? Kazanamazsın. Kazansan zaten senin TYT ile işin olmaz. 2 yıllık bölümle işin olmaz. Ama sen DGS'ye girdiğin zaman 60 tane Türkçeden 50 tane, 60 tane matematikten de 35 tane yaptığın zaman sana Marmara hukuk geliyor. İstanbul hukuk geliyor. Yani bu şekilde yüksek üniversiteler, yüksek bölümleri DGS ile kazanabilirsiniz arkadaşlar. 2 yıllık bölüm hocam işe yaramaz. Güzel bir bölüm okursanız ve bunu 4 yılla tamamlarsanız çok işe yarar arkadaşlar. Bir de şöyle bir mevzu var. Soruyor işte öğrenci. Hocam 2 yıl sonra üniversite bizi kaçtan başlatıyor? Bu üniversiteye göre değişir arkadaşlar. Bazı üniversiteler 2'den başlatıyor. Bazı üniversiteler direktmen 3'ten başlatıyor. Bazı üniversiteler de çok nadir 1. sınıftan başlatıyor arkadaşlar. Ama diyelim ki 2'den başladı. Önemli değil. Sen zaten 2 yıl okuyacaksın. Üstüne bir 3 yıl daha okuyacaksın. Edecek 5 yıl. Aynı şeye geliyor. Sen bu sene bir bölüm kazanamadın. Oturacaksın 1 sene çalışacaksın. Yine 4 yıl okuyacaksın. Yine edecek 5 yıl. Fark eden, değişen bir şey yok. En azından üniversite okursun ve yine gelecek sene sınava girebilirsiniz arkadaşlar. Yine TYT'ye girersiniz, YKS'ye yine girersiniz. Yine kazanabilirsiniz. Yani en azından elinizde 2 yıllık bir bölüm şansınız olabilir. Yani 2 yıllık bölümleri hiçe saymayın arkadaşlar. DGS diye bir olay var. DGS ile çok güzel bölümlere tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altına atacağınız yorumlara elimden geldiği kadar arkadaşlar cevap yazmaya çalışacağım. Bizi Instagram'dan takip etmek isterseniz NBA Hanife Hoca, buradan bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar.
Rehberlik videolarımız, tercih videolarımız, tercih sonrası arkadaşlar konu anlatım ve soru çözüm videolarımıza devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.